Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Son zamanlarda internette ve sosyal medyada herkesin aklını kurcalayan acaba böyle bir şey gerçekten var mı? Böyle bir şey gerçekten geliştirildi mi? Üretildi mi? diye merak ettiği bir haberi inceleyeceğiz. Bu haber normal standartta kullandığımız güneş panellerinden artık geceleri de elektrik üretilebileceğine dair bir haber arkadaşlar. Yabancı ve yerli sitede bununla ilgili haberler yapıldı. Bu haberin kaynağı ise uygulamalı fizik notları isimli bir makale ile yayınlanan Stanford Üniversitesi'nin bir araştırmasına dayanan bir haberdi. Stanford Üniversitesi yaptıkları bir çalışmayla geceleri de normal güneş panellerinden elektrik üretebildiğini iddia etmiş. İsterseniz gelin şimdi Stanford Üniversitesi'nin bu yaptığı çalışmaya, araştırmaya göre gerçekten de normal güneş panellerinden geceleri de elektrik enerjisi üretilebilir mi? Eğer üretiliyorsa bu üretilen elektriği biz gerçekten de normal gündelik yaşantımızda kullanabilir miyiz ya da ne kadarını kullanabiliriz? Hep birlikte onu görelim. Fakat konuya giriş yapmadan önce her zamanki gibi kanalımızın gelişimi ve sizlere daha iyi videolar hazırlayabilmemiz için küçük bir sponsorluk videomuz var. Önce hep birlikte onu izleyelim. Daha sonrasında da bu konunun devamına geçelim. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Öncelikle sevgili Kaya Lc kanal takipçileri internette e, bu haberle ilgili birkaç siteye göz atalım. Daha sonra da neden bu kadar önemli ve neden bu kadar heyecan verici bir gelişme olduğunu insanların neden bu kadar şaşırarak bu haberi takip ettiklerine dair e, biraz konuşalım. Şimdi bakın NPR diye yabancı bir sitede Stanford'da geceleri elektrik üretebilen güneş panelleri geliştirildi diye bu haberi konu yapmışlar. Güneş panellerini görüyorsunuz. Normal standartta kullanılan güneş panelleri haberde diyor ki Stanford Üniversitesi'ndeki bir mühendis ekibi geceleri biraz elektrik üretebilen bir güneş pili geliştirdi. Araştırma güneş enerjisi işlerinin ve konut kurulumlarının sayısının arttığı bir anda geliyor. Yani diyor ki bu güneş enerjisine olan ihtiyacın ve çok fazlaca konut yapımının, konut kurulumunun arttığı zamanlarda böyle bir araştırma geldi diyor. Ve Uygulamalı Fizik Notları dergisinde bu hafta yayınlanan araştırmaya göre standart güneş panelleri gün boyunca elektrik sağlayabilirken, bu cihaz hem gündüz hem de gece için sürekli yenilenebilir bir güç kaynağı olarak hizmet edebilir diyor. Bu cihaz derken bu güneş panellerine uygulanabilecek bir teknikle bir metotla ekstra bir şeyler takarak geceleri de elektrik üretebileceğiniz ima ediliyor. Birazdan şimdi araştırmanın, çalışmanın makalesinde hep birlikte göreceğiz. Diyor ki cihaz ortam havası ile güneş pilinin kendisi arasındaki küçük sıcaklık farkından elektrik çekebilen bir termoelektrik jeneratör içermektedir." demiş bu habere göre. Bir başka yabancı haberde ise ben bunları Türkçeye çevirdim arkadaşlar. Bunlar yabancı haber siteleri. Ee, Türkçe çevirdiğim için Türkçe e, yazılar. Bilim adamları geceleri çalışan güneş panelleri icat etti başlığıyla Independent sitesinin bir haberi arkadaşlar. Geceleri kızıl ötesi ışığın toplanması sürekli yenilenebilir güç kaynağı sağlar diye de bir alt başlık atmışlar. Hemen haberin detaylarına geçelim. Geceleri elektrik üretebilen yeni bir güneş paneli türü geliştirildi. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 24 saat yenilenebilir enerji üretimini izin vermek için ışınımlı soğutma adı verilen bir işlemi kullanan bir fotovoltaik hücre oluşturdular. Açık gecelerde güneş pillerinin yüzeyinden kızıl ötesi ışık olarak uzaya yayılan ısıdan yararlanarak çalıştığı iddia ediliyor. Bir başka sitede ise bu da yabancı bir site protokol sitenin ismi Stanford mühendisleri güneş panellerini gece çalıştırıyor. Güneş panellerinin en yeni dostu olabilecek termoelektrik jeneratörle tanışın diye alt başlığıyla birlikte haber yapmışlar. Güneş panelleri güneş doğduğunda çalışır. Ancak Stanford Üniversitesi'ndeki bir grup mühendis geceleri de onlardan elektrik üretmenin bir yolunu buldu diye başlık atmış yabancı sitede. Şimdi yerli sitelere gelelim. Yerli sitelerde de gece elektrik üretebilen güneş paneli geliştirildi. Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar gecede elektrik üretebilen yeni bir güneş paneli türü geliştirmeyi başardı diyor. Burada sanki farklı farklı metotlarla elektrik üretilmesini sağlayan bir teknik geliştirilmiş gibi anlatılmış. Fakat olayın özü şu arkadaşlar. Termoelektrik jeneratör dediğimiz çalışma prensibine sahip uygulamayı normal standartta da kullanılabilen veya yeni bir güneş paneli de olsa bunlara uygulayarak elektrik enerjisi üretebileceğiniz anlatılmış haberlerin tümünde hem yerli olanlarda hem de yabancı olanlarda işte kimisi Kızılötesi ışık yardımıyla falan filan diye olayı birazcık abartmış, karıştırmış. Olayın mantığı tamamen termoelektrik jeneratör mantığına dayanıyor ve en eski güneş panellerinize dahi uygulayabileceğiniz bir yöntem. Şimdi neden bu kadar önemli ve neden bu kadar şaşırtıcı ve neden bu kadar ilgi çekici bu haber insanlar için ona değinelim arkadaşlar. Günümüzde biliyorsunuz dışarıya olan enerji bağımlılığı birçok ülkenin kaygı duyduğu bir mesele. Bunu son zamanlarda Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerden de fark edebilirsiniz. Avrupa ülkeleri doğal gaz konusunda sıkıntıya düştüler. Ve bu sıkıntıdan dolayı enerji ihtiyaçlarının nasıl karşılayabileceklerinin çabasına düştüler arkadaşlar. Hatta okuduğum bazı sitelerde Avrupa için bile bu geceleri elektrik üretebilen güneş panellerinin çığır açabileceği ve bundan faydalanılarak dışarıya olan bağımlılıklarının azaltılabileceğine dair haberler yapılmış. Fakat şimdi işin detaylarına gelelim ve gerçekten böyle mi? Gerçekten de bu yöntemle geceleri de elektrik enerjisi üretilebiliyor mu? Buna bakalım arkadaşlar. Şimdi isterseniz makalenin kendisini açalım. Bakın burada uygulamalı fizik mektupları anlamına da gelen ben uygulamalı fizik notları diye çevirdim. Bir başlıkta atılmış bir makale var. Makalede fotovoltaik hücreler ve radyatif soğutma yöntemiyle geceleri de elektrik enerjisi üretebileceğini anlatıyor. Şimdi böyle bir şey gerçekten mümkün mü ona bakalım. Makalenin devamında diyor ki bakın şurada bir şema vermiş bize. Bu şemaya göre fotovoltaik hücrelerle bakın şurada siyah kısımlı kısım PV yazan kısım fotovoltaik hücrelerle bu fotovoltaik hücreler bizim normal standartta da kullandığımız güneş enerji panelleri olabilir arkadaşlar. En eskisi bile kullanılabilir. Halihazırdaki bu güneş panellerinin altına bir termoelektrik jeneratör yerleştirerek termoelektrik jeneratörün altına da bir soğutucu ünite yerleştirerek termoelektrik jeneratörle fotovoltaik hücreyle yani güneş enerji paneli ile soğutucu yüzey arasındaki ısı farkından elektrik enerjisi üretme prensibine dayanıyor. Böyle bir şey var mı? Evet gerçekten böyle bir şey var arkadaşlar. Termoelektrik jeneratörlerin Zaten çalışma mantığı bu. Yani termoelektrik jeneratörlerde bir yüzeyin ısınması diğer yüzeyinde o yüzeyden daha soğuk olması e, prensibine dayanarak aradaki ısı farkından elektrik enerjisi üretiliyor. Fakat bu termoelektrik jeneratörlerle üreteceğimiz elektriğin verimi çok çok düşük arkadaşlar. Yani e, çok düşük güçlü şeyleri bu termoelektrik jeneratörlerle çalıştırabilirsiniz. Hatta bununla ilgili kanalımızda bir videomuz mevcut. Ben onu ekranın sağ üst köşesine koyarım linkini arkadaşlar. İzlemek isteyen arkadaşlarım oradan izleyebilirler. Bir Peltier'le bu aradaki ısı farkı prensibine dayanarak termoelektrik jeneratör yapmıştık ve bu jeneratörle de bir fanı çalıştırmıştık. İsteyen arkadaşlarım o videoya gidip nasıl yapıldığını görebilirler, nasıl çalıştığını görebilirler. Bu konu hakkında fikir sahibi olabilirler. İşte buradaki yapılmak istenen çalışmada bu. Diyor ki çalışmaya göre siz gündüzleri bu fotovoltaik hücrenizden elektrik enerjisi üretip bunu kullanabiliyorsunuz. Fakat geceleri bu fotovoltaik hücrelerden elektrik enerjisi üretemeyeceğiniz için biz diyor bunun altına bir termoelektrik jeneratör yerleştirelim. Onun altına da bir soğutucu ünite yerleştirelim ki bu soğutucu ünite bir e, alüminyum radyatör olabilir veya o an için elinizde hali hazırda kullandığınız soğuk bir yüzey olabilir. Herhangi bir işlemin yüzeyi olabilir. Bu soğutucu yüzey arasındaki ısı farkından dolayı biz elektrik enerjisi üretebiliriz diyor makalede. Ve bu üretilen elektrik enerjisinin gücünü de hemen makalenin başlığında dahi söylemiş metrekare başına 50 mW. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok çok düşük bir değer. Yani 1 metrekarelik bir güneş enerji paneliniz olacak. Ki gündüzleri bu güneş enerji panelinden gayet güzel bir güç elde edebilirsiniz. Geceleri de bu 1 metrekarelik güneş enerji panelinden 50 mW gibi çok çok düşük bir elektrik enerjisi almış olacaksınız. Bu seviyedeki bir güç üretimiyle neler çalıştırabilirsiniz? Ancak birkaç tane ledi veya küçük fanları falan çalıştırabilirsiniz. Veya çok çok geniş yüzeylere sahipseniz bunların toplamından belki bir miktar daha güç üretebilirsiniz. Fakat bu ürettiğiniz güç normal güneş enerjisi ki birçok kişi zaten bilir güneş enerji panellerinin verimi düşüktür. %25 %30'lara çıktı son çalışmalarla. %45-%50'lere çıkan çalışmalar da var fakat onlar günümüzde hala çok pahalı teknolojiler çok hem üretim açısından hem kullanım açısından çok pahalı teknolojilerle %40 seviyelerin üzerine çıkılıyor ee, günümüz şartlarında %25-%30'luk bir verim söz konusu güneş enerji panellerinde ki geceleri de bu verim düşük olmasına rağmen daha da düşük bir elektrik üretimiyle biraz daha üretimi desteklemek e, açısından yapılmış bir çalışma. Kötü mü? Kesinlikle değil arkadaşlar. Zaten böyle başlar gelişmeler. Bugün 50 mW üretirsiniz metrekare başına. Yarın bu 50 mW 150 mW olur, 250 mW olur, sonra 1 W olur metrekare başına. Sonra bu 1 W size olur 10 W, 15 W, 20 W, 50 W, 100 W derken bu esnada da güneş enerji panellerinin de verimi gitgide artar ki biraz önce demiştim %40'ların üzerine çıkmayı başardık. Teknoloji olarak güneş panellerinde zamanla gitgide bu verim daha da artacaktır. Ve gayet güzel kullanışlı bir hale gelecektir. Fakat günümüz için 50 mW metrekare başına dediğim gibi çok düşük bir güç arkadaşlar. Ancak birkaç tane LED yakabilirsiniz. Veya küçük küçük fanlar, motorlar çalıştırabilirsiniz. Bu üretilen güçle. Yani şimdilik öyle çok çok aman aman sevinmeye aman aman o ne güzel bir gelişme. Mükemmel bir gelişmeymiş dememize gerek yok ama gelişme gerçekten de güzel. iyi bir çalışma. Bugün dediğim gibi 50 mW'ta başlar. Yavaş yavaş bu güç üretimi artar ve ileride inşallah umut edilen seviyeye gelir arkadaşlar. Evet sevgili Kaya Erece kanal takipçileri bu konuyla ilgili yorumlarda gelen bazı sorular üzerine Böyle bir video çekme gereği duydum ve bu bilgileri sizlerle paylaştım. Umarım hepiniz için verimli ve hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Bu videomuzda buraya kadar sevgili arkadaşlar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara beğeni bırakmayı ve nokta dahi olsa yorumlarda lütfen bize destek çıkmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.